Manami, kış geliyor. Önceliğimiz çorba menüsünü genişletmek olmalı. Geleneksel tatlar da olacak, uzak doğu çorbaları da. Tamam. Peki tatlılar? Ben mesela kışın daha çok tatlı yiyorum. Haklısın. Tatlıya da yükleniriz. Tatlı. Aa, şuna bak. Tatlı deyince iştahlandın. Manami var ya, sende tam sufle seven kız tipi var. Hayır. Ben irmik helvası seviyorum. Manami, biz senin kütüğünü bir araştıralım. Sen var ya kesin Eskişehir taraflarından falan çıkacaksın. Ben geldim. Aa, bebek gelmiş, hoş geldin. Kim getirdi seni? Amcanla mı geldin? Hayır, dayım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Aç mısın bakalım? Hem de kurt gibi. İyi o zaman, koş ellerini yıka. Hadi gel. Restoranı kapatmaktan vazgeçmişsin. Teşekkür ederim. Ayrıca arayacaktım da. Gerek yok Nazlı. Teşekkür edecek bir şey yok. Buradan seni affettiğim sonucunu çıkarma. Bulut çok ısrarcı olduğu için geldim. Olur, çıkarmam. Dayı. Bu harika kokuyor. Afiyet olsun. Bence sen de yemelisin. Yok Bulut'cum, benim canım istemiyor. Peki. Al bakalım. Tatlısız olmaz. Yemeğini bitirdikten sonra tatlını da yersin. Nazlı, sen de bizimle oturabilir misin? Bulut'cum, benim mutfakta biraz işim var. Bak, 5 dakikacık. Peki, 5 dakika. Gel. Kırık kırık. Sen fotoğraf mı çekiyorsun? Evet, kaydettim. 250 GB. Yaklaşın. Hadi yaklaşın, yaklaşın. Çok uzaksanız. Kırık kırık kırık. Yaklaşın. Kırık kırık kırık. Yaklaşın, yaklaşın. Klik, 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 klik. Ya yaklaşın dedim. Yaklaşın, yaklaşın. Heh. Klik, 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 klik. Gülümseyin. Klik, klik, klik. Klik, klik. Klik, klik, klik. Klik, klik. Bunların hepsi hafızada. Hadi Bulut'cum, yemeğini ye artık. Sonra kalkalım yavaş yavaş. Yine gel, tamam mı? Geleceğim. Özletme kendini. Ferit, aslında bizim konuşmamız gereken şeyleri var. İşleriyle ilgili. Siz aranızda halledin, beni karıştırmayın. Ama bir dakika, sen hala bu restoranın ortaksın. Hem senin fikrin bizim için çok önemli. Değil mi Nazlı? Öyle, öyle tabii. Bir iş adamı gözüne ihtiyacımız var. Özellikle reklam ve tanıtım işlerinde nasıl ilerleyeceğimizi bilmiyoruz. Bir reklam ajansı var, küçük bir yer. Güvenilir mi emin olamadık. Ben de bu aralar kime güveneceğimi bilmiyorum. Deneye yanıla öğreneceğiz herhalde hepimiz. Hadi dayıcığım. Yalnız çok güzel laf yapıştırdı. Manami. Amca. Vay, amcasının sarı fırtınası. Ne yapıyorsun? İyiyim. Bugün benim en şanslı günüm galiba. Baksana, bütün sevdiklerimi görüyorum. Ne haber Deniz? İyidir. Sen? Çıkıyorduk tam da biz de. Tamam, ben seni sonra görmeye geleceğim, tamam mı? Söz mü? Söz tabii. Kızılderili sözü. Hadi görüşürüz. Haydi. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben içerideyim. Ne diyoruz şimdi? Tekrar hayırlı olsun mu diyoruz? Dünya çok hızlı dönüyor diyoruz Deniz. Çok hızlı dönüyor. Hadi gel.
Nazlı. Bak, reklamımızdan broşürü önlükleri geldi. Bunlar. Bunlardan birini seçecekmişiz. Manami, vallahi ben hiç anlamıyorum. Sanki hepsi birbirine benziyor. Ay bana hiç bakma. Asuman, o kadar kafe kafe geziyorsun, hiç mi fikrin yok? Ay ben kafe kafe geziyorum da ne yapıyorum canım? Yemeğini yiyorum, çayını içiyorum yani. Ne anlarım broşüründen? Ziyanlık seni. Bak ne diyeceğim. O zaman Ferit'e sorarım. O bu işten anlar. Sonuçta bu restoranın yarısı hala onun. Manamicim, Ferit'in buraya geleceğini sanmıyorum. O zaman siz gidin Ferit Bey'e. Ben Fotoş'a böyle iğne, iplik falan bir şeyler götürecektim. Oraya gideyim en iyisi. Kolay gelsin size. Görüşürüz Asuman. Görüşürüz. Nazlı, Asuman haklı bence. Sonuçta bu restoranın yarısı onun. Bize yardım etmek zorunda. Hadi giderim sorarım. Manamicim şimdi Ferit'in bir sürü işi vardır, toplantıları falan. Bence biz kendimiz çözmeye çalışalım. Aa, merak etme, ben sorarım nerede olduğunu. Bak, bu işi birine danışmak lazım. Hadi Nazlı, gidiyoruz. Bak, bu işten Ferit anlar. Sorarız, zaten başka konuşacağımız şeyler de var. Manami. Sen ortak değil misin? O da ortak. Konuşmamız lazım. Hadi gidiyoruz. Belki sen tek gitmelisin. Aa, olur mu öyle şey? Hadi gidiyoruz. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ferit Bey nerede? Mutfakta. Tamam. Aa, lütfen basmayın. Kurumadan basılmasından hiç hoşlanmıyor. Kenardan geçerseniz. Tabii. Sorun yok. Kıyıdan kıyıdan gidiyoruz biz. Bakın anlamıyorsunuz. Bu sizin yaptığınız en iyi dolma olabilir ama benim yediğim en iyi dolma bu değil. Ya siz kendinizi geliştireceksiniz ya da burada çalışmayacaksınız. Bu kadar basit. Yarım saatiniz var. Ne konuşacaksak hızlı olun. Bak şimdi pirinci önden kavur. İçine de bir yarım limon sık. Siz kimsiniz pardon? Tesisatçıyım canım ben. İçimden geldi söyleyeyim dedim. Bu da çok dayanmayacak. Yazık. Hemen işe koyulalım. Biz aslında tam zamanında geldik. Tamam, konumuza gelelim. Manemi, bu arada sen çok ısrarcı oldun diye kabul ettim sizi. Biz bunu göstermek istedik. Bakayım. Bunların hepsi çöp. Başka ne var elinizde? Başka bir şey yok. Reklam ajansı bunları hazırlamış. Bunlardan birini seçeceğiz, ondan sonra basacaklar. Sonra? Sonrası tanıtım amaçlı olarak çevredeki ev ve iş yerlerine dağıtılacak. Ne bu böyle? Pideci mi işletiyoruz biz? Oldu olacak bir de promosyon yapın. Pidalarına sushi bedava diye. Ferit Bey, bahsettiğimiz öyle bir duruş değil. Biz sadece başlangıç olarak... Bakın, bu restoranı farklı bir şekilde konumlandırmamız gerekiyor. Neden kendinizi mahalleyle sınırlıyorsunuz ki? Bu restorana İstanbul'un her tarafından insanlar gelmeli. Burası bir cazibe merkezi olmalı. Zaten menümüzün cazibe merkezi olacağını düşünüyoruz. Yetmez. Öncelikle yapmamız gereken kalbur üstü insanlara ulaşmak. Bunu da bu ucuz şeylerle başaramazsınız. Tamam peki, sizin fikirlerinizi dinleyelim. Bir kere ismimizi duyurmamız şart. En yukarıdan başlamalıyız. Öncelikle en çok satan dergilerde yer almaya çalışacağız. Ama bunu nasıl yapacağız? Tanıdığım çok ünlü bir gurme var. Restorana davet edeceğim. Ben kendisine ulaşırım. Gelecek mi peki? Elimden geleni yaparım. Yalnız kendisi biraz aksi biri. Zor beğenir. Sorun yok. Ben öyle tiplere çok alışığım. Tamam, tamam. Peki biz şimdi bu reklama ajansı ne demeliyiz? Teşekkür edip kovun. Ben sizi bizim çalıştığımız şirkete yönlendiririm. Haftaya onlarla bir toplantı yaparsınız, bütün kurumsal kimliği çıkarırlar. Konuşacağımız başka bir konu var mı? Yok. O halde iyi günler. Ben kendime bir kahve alacağım.
benden nefret ediyor. Yüzüme bile bakmadı. Ama çok karizmatik. Manami, sen benim arkadaşımsın. Üzüldüğüm şeylere üzüleceksin, sevindiğim şeylere sevineceksin. Beni sevmeyeni sen de sevmeyeceksin. Görev tanımın bu. Nazlı, ben robot değilim. Sadece Japonum. Ama robotlarınız çok ünlü. O yüzden hep kafam karışıyor. Kusura bakma Manami. Başka şeylere kızıp sana çatıyorum. Nazlı, bak. Bence gitmeden önce ona bir uğra. Ama böyle değil. Biraz sakinleş. Sakinleşemiyorum ben. Döküm tencere gibiyim. Soğumak bilmiyorum. Bak, nasıl sakinleşeceksin göstereceğim. Önce gözlerini kapa. Kapa. İşe yarar mı? Kapa. Nefes al. Derin derin al, 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 al. Sonra ver. Bir daha nefesini arıyorsun. Ver. Şöyle nefes arıyoruz. Tut ve ver. Bir daha ağır ve ver. İyi geldi ama. Geldi. Gidip konuşacağım. Hazır hissediyorum. Tamam. Hadi. Ben su alacaktım. Tabii. Yogaya mı başladın Manami'de? Yok. Sinirlerimi gevşetmek için de. Sinirlerini gevşetmek için. Neden sinirlendin ki? Aramızda sinirli ve gergin olması gereken biri varsa o da benim, değil mi? Evet, öyle. Benim sinirim elinden bir şey gelmeyen insan siniri. Özür dilemekten ve pişman olmaktan başka ne yapabilirim bilmiyorum. Unut gitsin diyorsun yani. Çok büyütme. Öyle bir şey demedim. Demiyorum da. Bazen düşünüyorum. Keşke zamanı geri alabilsem diye. O zaman ilk öğrendiğimde size söylerdim. Ya da Asuman'ın eve girmesine asla izin vermezdim. Hatta biraz daha geriye alabilseydim... o iş görüşmesine gelmezdim. Burada çalışmaya başlamazdım. Eminim ki o zaman hayatınız şu anki halinden çok daha güzel olurdu. Nazlı. Sen beni derinden yaraladın Nazlı. Bir gün bu his geçer mi? Bilmiyorum. Bir gün bu kalp tamir olur mu? Bilmiyorum. Bir gün bu ateş söner mi? Bilmiyorum. Hala sana çok kızgınım. Hala seni affetmedim. Hala. Affedersiniz. Restorana dönmemiz gerekiyor. Tamam Manami. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. İyi günler. Bunları karıştırmayı unutma. Tuzlarına da bak. Efendim Bulut'cum? Nazlı, ben senden bir şey isteyebilir miyim?
Tabii ki isteyebilirsin yavrucuğum. Ne istiyorsun? Bugün öğleden sonra okul dizisi var da herkesin velisi yanında dizecek. Ben de senin adını yazdırdım. Bunu da Demet Ağla'ya söylemedim. Şimdi ne yapacağız? Bulutcuğum, ben bugün çok yoğunum. Sen halan var, dayın var, amcan var. Biri mutlaka gelir seninle. Ama ben seni yazdırdım. Hem halam gelsin istemiyorum. Dayım da hep çalışıyor. Amcan var, amcan gelir. Tamam, peki gelme. Senin zaten çok işin vardır. Ben de tek başıma yalnız yalnız giderim. Aşk olsun Bulut, niye böyle yapıyorsun? Tamam. Sen bana söyle, nereye geleceğim? Kaçta geleceğim? Çok teşekkür ederim Nazlı. O zaman ben sana tarif ediyorum. Köpek balığı da varmış ha burada Bulut'cum. Var var. Bir sürü var. Ben onlar için geldim zaten. Niye oraya bakıyorsun peki? Köpek balığı oradan mı geçiyor? Oradan başka bir tane geçecek dayı. Başka balık gelecek. Ne balığı gelecek? Ona bakayım diyorum ben de. Merhaba Nazlı. Kapat Fatoş, kapat. Ferit burada. Hoş geldin. Hoş bulduk Bulut'cum. Ben yalnız olacağını zannediyordum. Ben de öyle zannediyordum. İkinizi de ben çağırdım. Dün suratınız asıktı, kavga etmiş gibiydiniz. Ben de Boris'in istedim. İyi düşünmüşsün değil mi? Harika düşünmüşsün Bulut. Evet. Herkes bu tarafa toplanabilir mi? Sizi de alalım bu tarafa. Buyurun. Geliyoruz. Evet çocuklar, hadi bakalım gezimiz başlıyor. Dayı, şu balığın adı ne? Hangisi? Şu var ya. Ha, o mu? Vatoz o. Vatoz dayıcım. Çok değişikmiş ha. Biraz tehlikeli. Bulut gel gel. Kocaman bir balık gördüm. Hadi koş. Çok sevdi burayı. Bayıldı resmen. Ben de çok sevdim. Senin balıklarla ilişkin malum. İnşallah oltayı falan getirmedin. O açıdan demedim. Suyun altında bambaşka bir dünya var. Bana onu hatırlattı. Evet ama korkutucu bir dünya. Tehlikenin ne zaman nereden geleceği hiç belli değil. Sürekli tehlike. Burası da pek farklı değil aslında. Suyun dışı yani. İçinde yaşadığımız dünya. Bir sürü tehlike var. Ben de konu ne zaman bana gelecek diyordum. Konu hep sendin zaten Nazlı. İlk günden beri sadece sen vardın. Hep sen oldun. Ama şimdi zor. Affetmek mi? Affetmek. Bazen en zor şey. Çünkü o zor şeyin içinde biraz unutmak var. Biraz umut etmek var. Biraz duyguları özgür bırakmak var. Biraz... Bir sürü şey var işte. O yüzden zor. Ama o zorlukları aştıktan sonra... Affetmek en çok affedene iyi geliyor. Bulut'a bakalım, birazdan gezi bitecek. Eve bırakacaklar, ben de şirkete döneceğim. Bulut.
Burcu'nun gezi birazdan bitiyor.